Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlardan devam ediyoruz. Burada şimdi birim fonksiyonu öğrenelim. Arkadaşlar birim fonksiyon fx eşittir x fonksiyonudur. Yani fonksiyona x koyduğunda dışarı x olarak çıkartıyor. Yani fonksiyona ne koyarsan dışarı onu çıkartır. Bu fonksiyon birim fonksiyondur. Tamam mı arkadaşlar? Sürekli fonksiyon x'e eşittir. Hiçbir şekilde değişmez. O zaman f3 nedir? 3'tür. 3 koyarsan 3 çıkartır. 5 koyarsan, evet 5 çıkartır. Fonksiyona ne koyarsan dışarı onu çıkarır arkadaşlar. Buna birim fonksiyon deriz. Tabi soruları bu kadar basit mi gelir? Hayır. Şu aşağıdaki gibi diyor ki fx eşittir ax 4 çarpı x kare artı bx artı c artı 7 artı c. Fonksiyonu birim fonksiyon ise çok güzel. Birim fonksiyon demiş. A nedir, b nedir, c nedir? Şimdi arkadaşım bu bir birim fonksiyon ise fonksiyonda sadece fx eşittir x olmalıdır. Onun dışında hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? O zaman burada x kareli ifadenin olmaması lazım. O zaman bu önündeki çarpanı 0 yapmalıyım. Böylece bu yok olur. Bundan kurtulurum. Şuradaki 7 artı c'nin olmaması lazım. Burayı 0 yapıp buradan kurtulmalıyım. Bx'in de sadece x olması lazım. B'ye ne vermeliyim o zaman? 1. B 1 olacak ki arkadaşlar 1 çarpı x x olsun. Buranın 0 etmesi için yani 7 artı c'nin 0 yapması için c'ye de eksi 7 vermeliyim. Böylece artı 7 eksi 7 buradan kurtulurum. Buradan da kurtulmak için a-4'ü 0 olması için a'ya 4 veririm. Böylece 4 eksi 4 0 olur. X kare ile çarpılınca komple 0 yapar. Bunlardan kurtulurum. Ne kalır? Fx eşittir x kalır. Birim fonksiyon olur. Tabi bu ifade için a'ya ne yazmıştım? 4. A 4 olursa buradan ve x kareden kurtulurum. B 1 olursa 1x yapar. Yani sadece fx eşittir x olur. C 7 olursa pardon eksi 7 olursa C eksi 7 yaparım. Çünkü artı 7 eksi 7 daha 0 yapar. Buradan da kurtulurum. Bu fazlalıkların hepsinden kurtuldum. Sadece dikkat edin ne kaldı? 1x yani x kaldı. O da nedir? Fx eşittir x olur. Birim fonksiyon olur. Buradan da bilinmeyenleri bulmuş olurum. Şimdi arkadaşlar işte bu dersin ana konusuna geldik. Bir fonksiyonun tersi. Herkesin beklediği şey buydu. Biliyorum arkadaşlar bu konuyu çok istiyorlardı ve nihayet geldi. Arkadaşlar önce fonksiyonu hatırlayalım. Fonksiyon A kümesinden B kümesine tanımlıydı. A kümesinde aldığı değerleri B'de eşitliyordu. Bir sonuca ulaştırıyordu. Doğru mu? Makineye 1 koyarsan 7 olarak çıkarırdı. İşte 2 koyarsan 9, 3 koyarsan 8 çıkarırmış falan. Fonksiyonun tersi ise arkadaşlar şu şekilde gösterilir. F'nin üzerine bir eksi 1 koyarsınız. Fonksiyon A'dan B'ye gidiyordu ya. Tersi de tam tersi şekilde B'den A'ya gelecek. Yani B'den A'ya gidecek. Tamam mı? Fonksiyon 1'i 7'ye götürüyorsa fonksiyonun tersi 7'yi 1'e götürür. Fonksiyon 2'yi 9'a götürüyorsa fonksiyonun tersi ters çalışır. 9'u 2'ye götürür. Bu 3'ü 8'e götürüyorsa fonksiyonun tersi de 8'i 3'e götürür. Tam tersi şekilde çalışır. Bu şekilde gösteririz. Kümelerin yeri değişir. Tamam mı arkadaşlar? Bu genel bir anlatımıydı, tanımıydı. Şimdi asıl meselemiz. Tersini bulma. Bir fonksiyonun tersini nasıl bulacağız? Fx eşittir x artı 2 vermiş. Diyor ki bu fonksiyonun tersi nedir? Fonksiyonun tersini şöyle yazıyorum. F eksi 1 x eşittir. Bak arkadaşım. Dikkat et. Fonksiyonun tersini bulacağım. Yani fonksiyonda ne yapmışsa tersini yapacağım. X artı 2 yapmış değil mi? X'i 2 ile toplamış mı? Bunun tersi nedir? X'ten 2'yi çıkarmaktır. Al işte fonksiyonun tersi bu. Anladın mı Genco? X'i 2 ile toplamışsa sen de X'ten 2 çıkaracaksın. Böylece bu fonksiyon tersi yapar. Bir alttaki örneğe geç. Fx eşittir 3x artı 5. O zaman fonksiyonun tersi bakın X'i 3 ile çarpıp 5 eklemiş. Yapman gereken şey X'ten 5'i çıkarmak sonra x'i 3 ile çarpmış ya sen de 3'e böleceksin. Sonra da 3'e bölmek. Tamam mı arkadaşım? Yani buradaki işlemlerin hepsini ters çeviriyorum. Toplamayı çıkarma yapıyorum. Çarpmayı bölme yapıyorum. Bu şekilde pratik bir şekilde böyle basit fonksiyonların kafadan tak tak tersini bulabiliyorum. Mesela şu fx eşittir 7x eksi 4. Bunun tersini bulurken önce artı eksileri ters çeviriyorum tamam mı? X'i yazayım önce bir. X'ten 4 çıkarım. 7x eksi 4 demiş. Öncelikle artı eksileri ters çeviriyorum. X artı 4 yaptım. Sonra x'i 7 ile çarpmıştı değil mi? Ben de hepsini 7'ye bölüyorum.
pratik bir şekilde. Ya hocam bu kadar kolay mıydı ya? Diyorsunuz değil mi? Şimdi bu basit örneklerde bu kadar kolay. Fakat her zaman böyle basit örnekler çıkmaz. Biz de kafadan yapamayız. O zaman buna bir yöntem geliştirmeliyiz, tamam mı? Her zaman kullanacağımız bir yöntem bulalım. O da şöyledir arkadaşlar. Şu örnekte göstereyim. Fx eşittir 4x eksi 5 ise fonksiyon tersi nedir diye sorduğunda sen fx kısmına y diyeceksin. Burası komple y olacak. Bunun yerine y yazacaksın. Y eşittir 4x eksi 5 yazacaksın. Tamam mı? Tamam. Sonra da amacım bu x'i yalnız bırakmak. Bu tarafta ne varsa karşı tarafa atıyorum. Tamam mı? Eksi 5 karşıya hop artı 5 diye geçer. Burası y artı 5 olur. Burada ne kaldı? Sadece 4x. Daha sonra x'i yalnız bırakmak için buradaki çarpım halindeki 4'ü karşıya bölü olarak atıyorum. Y artı 5 bölü 4. Burada da sadece x kaldı mı? Evet, x'i yalnız bırakmayı başardık mı? Başardık. Süper. İşte fonksiyonun tersini bulmuş olduk arkadaşlar. Fonksiyonun tersi şurada bulduğunuz yeni değer var ya, işte budur. Bunu buraya yazacağız. Fakat yazarken y'li yazmayacağız da x'li yazacağız. X artı 5 bölü 4 yapacağız. Bu da bizim yöntemimiz olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yaptığım şeyi tekrarlıyorum. Fx yerine y yazdım. Denkleme eşitledim. Daha sonra x'i yalnız bırakmak için 5'i bu tarafa attım. X artı 5 eşittir 4 x oldu. Sonra buradaki çarpım halindeki x 4'ü karşıya bölü olarak attım. Bu bulduğum artık fonksiyonun tersidir. X yalnız kaldığında bu taraftaki fonksiyonun tersidir. Fx'in tersi eşittir 4 x artı 5 bölü 4 yazdım. Tamam mı? Yöntem bu. Y'ye eşitliyoruz. X'i yalnız bırakıyoruz. Hop. Atalım gitsin. Örneğin şu soruya bakalım. Şimdi bu soruyu kafadan yap desem yapabilir misin? Yapamazsın. O zaman ne yapacaksın? Hemen y eşittir x bölü 2 artı 1 diyeceksin. Tamam mı genco? Ondan sonra bu artı 1 karşıya nasıl geçer? Evet, eksi 1. Y eksi 1 eşittir. Burada ne kaldı? X bölü 2 kaldı mı? Evet. Daha sonra burada paydadaki bölüm halindeki 2 karşıya nasıl geçer? Çarpma olarak. Unutmayın, her işlem tersi olarak geçer. Bu 2 bölüm halinde ise çarpım halinde geçer. Yani 2 çarpı y eksi 1 eşittir. Burada ne kaldı? X kaldı. İşte senin burada bulduğun işlem, en sonunda bulduğun işlem. Yani şu 2'yi de içeri dağıtayım. 2y eksi 2 eşittir x. Bu fonksiyonun tersidir. Fonksiyon tersi işte budur. Dersin ki fx'in tersi eşittir 2y değil artık. X'li yazacağız. 2x eksi 2'dir. Bu. Tamam. Süpersiniz. Şimdi bu soruya geçelim. Burada dedik ki fx eşittir 2x artı 2 fonksiyonun tersinde 8 kaça eşittir? Değer istiyor benden. Çok güzel. Korkulacak hiçbir şey yok. Adım adım gideceğiz. Öncelikle bu fonksiyonun bir tersini bulayım. Y eşittir 2x artı 2 yazdınız mı? Tamam. Artı 2'yi karşıya attın. Y eksi eşittir 2x oldu mu? Evet. Daha sonra çarpma halindeki 2 buraya bölü olarak geçer. Y eksi 2 bölü 2 eşittir x olur. X yalnız kaldı mı? Kaldı. Artık bu fonksiyonun tersidir. Fonksiyonumuzun tersi eşittir. Bakın artık bunu y'li yazmayacağım. Buraya yazarken x'li yazacağım. X eksi 2 bölü 2'dir. Bitti mi? Bitti. Sana neyi soruyordu? Fonksiyonun tersinde 8 nedir? X yerine 8 yazmış, görüyor musun? Sen de fonksiyonun tersinde x yerine 8 yazıyorsun. O zaman her yerde x yerine 8 yazıyorsun. 8, x yerine 8 yazdım. Eksi 2 bölü 2. 8 eksi 2 ne yapar arkadaşım? 6 yapar. 6 bölü 2'si var. Sonuç 3. Tamam mı? Tamam. Şu anda bayağı kaydırdık ha. Valla. Onu da attık. Şimdi geldik bu sayfaya. Bazı fonksiyonlar arkadaşlar kesir şeklinde verilir. Yani bölme şeklinde verilir. Bu fonksiyonların tersi nasıl yapılacak? Şimdi ona bakalım. Fx eşittir ax artı b bölü cx artı d. Dikkat edin. A ile d'yi renkli yapmışım. Demek ki burada bir kıllık var. Olay burada bitiyor, tamam mı? X'li ifadeler alt alta, sabit sayılar alt alta yazıldıktan sonra şuradaki a ile aşağıdaki d'nin yerini değiştirirsin ve işaretini değiştirirsin. Bak, a'yı buraya eksi a olarak aldım. D'yi de yukarıya eksi d olarak aldım, tamam mı?
A ile D kendi arasında yer değiştirdi. Bak dikkat et. Bu ikisi, bu buraya geldi. Bu da yukarı çıktı. Ve işaretleri ters döndü. İşaretlerini unutma bak sakın. Aman ha. Örneğin şu örneğe bakalım. Fx eşittir 3x artı 5 bölü 7x artı 2. Bunun tersi. Biraz önce öğrendim. Buradaki sabit sayı yukarıya gelir. X'in başına gelir. 2x olur ama işaretini de değiştirir. Eksi 2x olur. Şu artı 5'te hiçbir değişiklik yok. 7x'te hiçbir değişiklik yok. 3 de aşağı gelirdi ama işaretini değiştirerek gelir. Artı 3, eksi 3 olarak gelir. İşte bu kadar. Sadece şunlarla oynadım yani. Bu ikisinin yerini değiştirdim ve işaretlerini değiştirdim. Bu. Buraya gelelim. Bir örnek daha var. Fx eşittir 4x artı 1 bölü x eksi 5. Bunun tersini bulalım. Şimdi arkadaşım. Şu 1 ile şu eksi hiç değişmiyor zaten. Bunları yazalım. Şunlar çapraz olarak değişecek. Eksi 5 yukarı çıkacak ve işareti değişecek. 5 olarak eksi 5 artı 5 olacak. 5x. 4 de aşağı gelecek ve işaretini değiştirecek. Eksi 4 olacak. Tamam mı? Artı işareti değişirse eksi olur. Eksi işareti değişirse artı olur. Olay budur. Şimdi buna gelelim. Bu fonksiyon diyor ki fx eşittir 3 eksi x bölü 2x artı 6. Bunun tersini istiyor. Fakat arkadaşım bak bak burada bir tuzak var. Bak bizi yemeye çalışıyor bak. Nedir o? Sana şununla şunun yerini değiştirtip işaretini değiştirecek değil mi? Çakal. Yer misin sen bunu yemezsin. Neden? Biz ilk başta ne demiştik? X'li ifadeler alt alta, sabit sayılar alt alta gelecek, sonra değişim yapacaksın. Dolayısıyla bakın burada x'li ifadeler alt alta gelmemiş. Önce bunu bir düzgün halde bir yazayım bakayım. Fx eşittir. Eksi x artı 3 bölü 2x artı 6 yazarsam şimdi benim istediğim formata dönüştü. Tamam mı? Bunların yerini değiştirir. Böyle bir çakallık yapar. Sakın yutma. Şimdi bu fonksiyonun tersini bulabilirim. Tersini yapıyorum. Neydi? Bununla bu yer değiştiriyordu ve işaret değiştiriyordu. Artı 6 yukarı geçecek ve işaret değiştirecek. Eksi 6x artı 3 olacak. 2x zaten sabit. Eksi x de yani eksi x ne demek? Bunun başındaki sayı eksi 1 demek. Eksi 1 de aşağı geçecek ve işaretini değiştirecek. Artı 1 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar da bu şekilde yapılıyor. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şu. Şu olay. Şuradaki tuzak var ya, bu tuzağa düşmeyin. Ondan sonra yokmuş. Bitmiş. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dördüncü ders gelecek. Orada biraz daha fazla örnek çözeceğiz. Ondan sonra bir de bileşke fonksiyonu var, ona bakacağız. Kendinize iyi bakın.